yıla ümitle bakmaya devam ediyor. Dün bir sözleşme söz konusu oldu. Galatasaray'la yepyeni bir yola çıktı Marcel İlhan, hedeflerinden de bahsetmişti. Şimdi güzel bir yıl daha onu bekliyor. Artık fazlasıyla tecrübe kazandı çünkü. TED Open'da kendisiyle biraz konuştuk. Bütün bu inişleri çıkışları değerlendirdik. O da kendisine şöyle dedi. 2017 yılı benim için çok önemli bir yıl olacak. Yeni bir antrenörle bir sözleşme yaptım. Onunla yola çıkacağım. Ve tabii ki dedi bazı inişler olabilir. Bu her sporcuda olabilir. Buna çok üstüne durmamak gerekiyor. Ben artık ileriye bakıyorum dedi. Ve çalışmalarımı ona göre hızlandıracağım dedi. Peki Pat Cash'i de yakından tanıyan isimlerden birisiniz tabii. Jenerasyona bir jenerasyona damga vuran isimlerden bir tanesi. Bugün tabii onun farklı bir kimliği var. Dört tenisçi arasında aktif tenis yaşantısını sonlandıran tek isim. Biraz böyle hani Pat Cash dediğiniz zaman o bandanasından da yola çıkarak elde ettiği başarılara, Wimbledon maçlarına da gidecek olursak ne canlanıyor gözünüzde? Efsane bir tenisçi bunu. Ve ondan sonra tabii ki olayın sistemini öğrendik. Ama tabii ilk başta biz de zorlandık. Hatta ilk sene 2011 yılında Siyanlar'da kurduğumuzda ben biraz çekingendim. Yani acaba biz doğru bir şey yapıyor muyuz, bu olacak mı? Ve o sene Şarapova geldi biliyorsunuz. Şarapova ilk antrenmanı yaptıktan sonra ben bu kozu çok beğendim diyerekten biz de rahatladık tabii orada. Ondan sonra yani şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı 6-8 kişilik bir ekiple 1,5 günde bu kuruluyor. Ondan sonra katmanlar geliyor. Onun bir kurma süresi var. 4-5 günde kapalı alanda veya istendiği zaman açık alanda kuruluyor. Organizasyon bitiyor. Yine bir günde biz onu yine topluyoruz ve depolandırıyoruz. Bu sistem bütün dünyada artık çok ilgi görüyor. Bu şekilde de devam edecek faaliyetleri lazım. Gelecek yıldan itibaren. Edecek. Çünkü şöyle söyleyeyim. Mesela Almanya'da geçenlerde bir... Bu arada yapınızı bölüyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bir saygı duruşu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için. Neredeyse yetişecekti. Olmadı. Şimdi nereye kadar geldi? 30-15. 13-15. Fledeyle Petkeş'in. Coşkuyu artırdı.
Dışarıda. Kararı veren de Pat Cash. Dışarıda diyor. Marcel de konser alanından tuttu bu arada. Oyun Marcel'in yanın çünkü Petkeş'in son topu dışarıdaydı. Çünkü vallahi aynen geçerli, bir kez daha hatırlatıyorum ekranlarını yeni açan tenis severler için. Gösteri ve tenis bir arada diyoruz. Türkiye'de ilk kez gerçekleşen TEP Tenis Star Series organizasyonu. Richard'ı filede. Marcel'in oyun Petkeş'in. 3-2. Marcel İlhan'ın üstünlüğü var. Petkeş karşısında Sport TV ekranlarında. Günlük mücadelesi. Marcel ekranlara geliyor. Ve coşkulu seyirciler de bu şekilde ekranlara geldi. Maçtan enstantaneler. Müthiş koro eşliğinde Sport TV'de Türkiye'de ilk kez gerçekleşen TEP Tenis Stars organizasyonunda şov devam ediyor. Maç aralarında, maçlardan sonra yine farklı şovlar söz konusu olacak. Her anın tadını çıkarmamız gereken bir tenis günü bu kesinlikle. Aynen başkentteki binlerce tenis sever gibi. Hala da girişler devam ediyor bakıyorum bu arada. Hareketlilik sürüyor tribünlerde. Muhteşem bir puan. Nasıl atladı öyle Petkeş, kaleci gibi çıkardı yalnız bu topu. Yardım istiyor. Petkeş bir kez daha şu açıdan izleyelim. Müthiş atladı. Devamında da şöyle bir dizlerinin üzerine çöküp bol boylardan yardım istedi. Bir şekilde şovunu yapıyor. Petkeş için. Tabii bu maç uzarsa aradaki müşteriler de hesaba katıldığında Çağla Buşar maçının başlaması da bir parça gecikecek. Yine yalnız taş atar gibi attı. Yakın mesafeden Petkeş bilekliği. Muhteşem adam Petkeş. TEP Tenis Star Series'de müthiş işler yapmaya devam ediyor. Gerek kort içinde gerek kort dışında. Binlerce Ankara seyircisi günün tadını çıkarmaya devam ediyor. Bir de hatırlatma yapalım. Günün devamında burada bir de konser var. Manga grubu konserde olacak. Uzun gün. Tam bir tenis şöleni. Biletlerin ilk günden itibaren %90'ının ikinci günden itibaren de tamamının tükendiği bir organizasyon. 10 gün öncesinden bahsediyorum.
Az önce belirtmiştim Çağla ile Gini arasında da kort dışında bir rekabet, tatlı bir rekabet başladı. Bakalım onların diyaloğunda herhangi bir gelişme var mı? Şu anda hakem Petkeş. Bakalım nasıl kararlar verecek. Harika bir return geldi. Baseline'e çok derin toplar. Marcel'den de iyi karşılık. Müthiş maç. Kıyasıya bir mücadele var kortta. Şimdi deneyimli hakemi Petkeş takip ediyor mücadeleyi. Bu puan kimin olacak? Merakla bekliyoruz. Müthiş bir Ali. Maçın şu ana kadarki en uzun rallisi oldu. Puan Marcel'in oldu. Maçın en uzun rallisinden sonra aldı puanı Marcel'in Han. Deneyimli hakem Petkeş ekranlara böyle geliyor. Harika bir deneyim bu kesinlikle. Her şey bir yana yine. Bol boylarda. Durarak devam edecekti neredeyse ama sahibine teslim raket. Oo, bu arada Marcel gitmiş. Karşılık geldi. Maçtan önce bahsetmiştim. Marcel bu şova ne kadar katılır onu merak ediyorum diye. Karşılık geldi Marcel'den işte. Top da geldi hemen. Passing shot gelir mi? Geldi! Muhteşem bir passing shot geldi. Maçın en iyi puanlarından biri geliyor. Oyunlar da 4-2 oldu bu arada. Bir şekilde oyun tamamlandı. Evet, geç serviste şimdi yeniden.
alt bekliyor Marcel de. İçeride kararı geldi. Final setine gidiyoruz sanki. Hapsetti adeta Marcel'i. Boş kortta aldık puanı. Yani az önceki de yine işte son smaç ekranlara geldi. Dışarıda beklediği topa dışarıda kararı gelmiş Marcel'in de. Sessiz sedasız oldu. Şimdi berabere. Resmi skor. Ters ayak. Avantaj Petkeş'te. Beş iki. Dan bu yana işler Petkeş için daha iyi gitti. Setlerde durumu eşitlemek üzere. Buna sadece bir oyun uzaklıkta Petkeş. Maç tamamlandıktan sonra aradaki müthiş şovların ardından Çağla Büyükakça ile Cini Buşar. Bu kez günün ikinci ve son mücadelesinde pozlarını paylaşacaklar kortta. Devamında konser ve gün bitimi gerçekten 14 civarından bu yana günün devamını da hesaba kattığımızda yaklaşık 6-7 saatlik bir şovdan, tenis şöleninden söz ediyoruz. Türkiye'nin şampiyonları dünya yıldızlarına meydan okuyor sloganıyla yola çıkan müthiş organizasyonda. Henüz günün ilk maçı bitmedi ki sanki final setine doğru da gidiyoruz gerçekten. Maçtan enstantaneler ekranlara gelmeye devam ediyor. Tabii ağırlıklı olarak Petkeş'in şovları. Marcel'in parantez içindeki o cool tavrından çok fazla ödün vermediği. Onun da Petkeş'e bu şekilde ayak uydurduğu izleyerek bir mücadele gibi geçti sanki. Bakalım sette kalabilecek mi? Türkiye'nin bir numarası Marcel İlhan puanla başladı. Sette kalmış oldu böylece. Dışarıda.
15-15. Dışarıda. Müthiş maç. Final setine gidecek mi? Soru bu. Petkeş ona yakın. 30-30 kararı. Şans ellerinde. Tecrübeli ismi. Petkeş oyunu ve seti almış oldu böylece. Değerli Sports TV izleyenleri 2-6-6-3. Şimdi setlerde eşitlik var. Bakalım bu müthiş maç final setine gitti. Kazananı kim olacak şimdi Ankara'da? Ankara Spor Salonu'nda coşku zamanı. Biz de kısacık bir araya gidelim. Ardından tüm hızımızla kaldığımız yerden devam edelim. Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague'den sonra NBA heyecanı da DigiTürk'te. Basketbolun devleriyle DigiTürk'te buluşun. Marcel İlhan'ın Tybrey'in yani maçın da sonuna yaklaşıyoruz artık. Beş üç. Çok yaklaştı galibiyete Marcel İlhan Petkeş karşısında. Bu top da dışarıda. Marcel galibiyete adım adım. Maçı bitirebilecek mi bakalım Marcel. Maç sayısı mı dedi Soner Hoca'ya Petkeş. Evet dedi Soner Hoca. Benim için mi dedi Petkeş'te. Hayır cevabını aldı. Tabii ki Marcel için. 3-6 tabelada durum şu anda ama benim için olsun maç puanı diyor Petkeş. Biraz da sabırsızlandı, sinirlendi. Daha oynayacaktık diyor Petkeş. Büyük bir konsantrasyon. Olacak mı bakalım? Oo, top bizde. Top bizde. Teşekkür ediyoruz Petkeş'e. Bir tane daha gelir mi? Gayet iyi servis. Marcel passing shot'ta kazandı mücadeleyi. Oyun set maç Marcel İlhan'ın efsane tenisçi Petkeş karşısında kazanan temsilcimiz Marcel İlhan oluyor. Değerli Sports TV izleyenleri birinci maçın galibi.
Marcel İlhan oldu böylece. Harika bir mücadele. Az sonra röportajlarımız olacak saha içinden. Marcel İlhan da gerçekten güzel, kaliteli bir maç. Dünya sıralamasında ilk yüze giren ilk ve tek Türk oyuncu. Hepiniz muhteşem bir performans. Harika bir karşılaşmaydı. Az sonra saha içerisinde röportajlarımız da olacak. Kısacık bir araya gidelim, sonrasında buradayız. Evet, klinik günü başlamadan önce Pat Cash bakalım neler söyleyecek. It was a great show, thank you. Gerçekten güzel bir show oldu, neler söylersin? Sorry, I didn't understand. It was a great show. What about the atmosphere and the fans? Yes, thank you very much for coming. Geldiğiniz için çok teşekkürler. It was fun to play with Marcel. He was very nice to me. He played a little bit easy. But he is so very fast running around the court. So it was a lot of fun. Gerçekten çok eğlenceli bir maçtı. Marcel'i de tebrik ediyorum. Bir parça daha yumuşak oynadı ama kortta gerçekten çok hızlıydı. Çok iyi bir rakibe karşı mücadele ettim bugün. And lastly, what about the referees? Hakemlerle ilgili neler söylersin? Referee. The what? What about referees? Soner Sivri. Referee. Well, it was fun. You know, it's all about having fun, and TEB, BNP Paribas, fantastic sponsor. They're the biggest sponsor of tennis in the world, and we thank them. They're fantastic, and well, I'm very happy to be here. I've been to Istanbul many times, and now Ankara. It's I think this is maybe my 15-20 time being here in Turkey, and every time you are so friendly. So. Thank you very much for welcoming me. We Australians love you and I love you too. Thank you very much Pat Cash. Avustralya sizi seviyor. Ben sizi seviyorum dedi. Hakemlerle ilgili ise gerçekten işin şov kısmının bir parçası hakemler. Pepe Paliba gerçekten dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tenis sponsoru ve bugün de burada harika iş çıkardılar. Çok çok güzel, keyifli bir gün geçirdim. Daha önce İstanbul'a gelmiştim. 15-20 kez Türkiye'ye geldim ve gelmeye de devam edeceğim deyip Avustralya'dan sevgiler gönderiyor Pat Cash. Evet, Tenis Bankası sokakları, alışveriş merkezlerini ve meydanları tenis kortu haline getiriyor. Ve 7'den 70'e herkesi tenis sporu ile tanıştırıyor. Türkiye Tenis Federasyonu ve TEP Tenis her ilde gelen ilgileri elçiler ile birlikte TEP Sokak Tenisi daha fazla çevreye taşıyor.
etkinlik tenisçilerimize koskocaman bir alkış alabilir miyiz acaba?